Ne kadar yanlış yaparsak yapalım, yanlıştan döndüğümüz an bizim için yeni bir hayatın başlangıcı. Yani temiz bir sayfa açmak, yeni bir hayata başlamak. Baharın gelmesi de diyebiliriz buna. Herhalde bu konuda en iyi örneklerden birisi Ebu Süfyan. Efendimiz'e çok yakın olmasına rağmen ömrünün büyük bir kısmını ona uzak olarak geçiren ve uzaklıkların en acısı ona uzak olmak zaten. Ve ne yazık ki Efendimiz'e ve dostlarına yapılacak bütün kötülüklerde de en ön saflarda yer almış birisi. Ama bir gün Ebu Süfyan'a iman nasip oluyor. Ne zaman? Mekke'nin fethinde. Yani düşünün, tebliğin başladığı yılı düşünün. Mekke'deki acı dolu yılları düşünün. Sonra üzerine hicret, Bedir, Uhud, Hendek ve Mekke'nin fethi. Yıllar sonra Ebu Süfyan, ona da iman nasip oluyor. Çok şükür. Ve hayatında yeni bir sayfa açıyor ve bir söz veriyor. Efendimiz'e ve Rabbimize bir söz veriyor. Rabbine bir söz veriyor. Artık başka bir adam, artık başka bir hayat diye söz veriyor. Müslüman olduktan 21-22 gün sonra, çok kısa bir süre sonra Taif kuşatmasına katılıyor. Artık Efendimiz'in yanında, İslam ordusunun saflarında bir cengaver. Ve savaşın bir yerinde kuşatma devam ederken gözüne bir ok isabet ediyor. Nasıl bir acı? Gözü yerinden fırlıyor. O acıyla Efendimiz'in yanına gidiyor. Kan revan içinde, "Ya Resulallah, gözüm," diyor. Efendimiz onun halini görünce çok üzülüyor ve "İstiyorsan dua edeyim, gözün yerine gelsin, sağlığına kavuş. Ya da istiyorsan dua edeyim, Allah sana bu göz karşılığında cenneti versin," diyor. Ebu Süfyan, daha taze Müslüman, yeni Müslüman, avucundaki göze bakıyor, sonra Efendimiz'e bakıyor ve "Bana bunca zaman hakikati göstermeyen gözü ne yapayım?" diyor ve cenneti istiyor. Hoca Efendi'nin ifadesiyle, bir peygamber bakışı kömürü elmasa çevirir. Daha 20 küsür gün evvel imanla tanışmış bir adam Ebu Süfyan nelerden vazgeçebiliyor? Ve bir gün artık ölüm ona çok yaklaştığı bir anda, yanında dostları, evlatları gözyaşı dökerken "Sakın ağlamayın," diyor. "Sakın ağlamayın, çünkü benim ölümüm ağlanacak bir ölüm değil. Çünkü ben iman ettikten sonra ağlanacak, utanacak hiçbir şey yapmadım bilerek." Yani insan günahtan, kötülükten ve karanlıktan dönünce böyle dönmeli. Yani insan yüzünü iyiliğe, güzelliğe ve aydınlığa dönünce böyle dönmeli. Ve bir daha o çöplüğü hiç karıştırmamalı. Biz böyle bir imtihan yaşamayacağız belki. Böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya kalmayacağız. Ama bizi dünyaya çağıran, bizi fani dünyaya çağıran şeylerden uzaklaşıp bizi cennete, Allah'a ve Allah'ın Resulüne çağıran şeylere doğru koşar adım gitmeyi Allah bize nasip etsin.